Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bizim burada yönetim kurulu üyelerimiz var. Organizasyon firmamız var. 3 gündür Van'da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burası bu Van Dernekler Federasyonu ile ilgili yapacağımız bütün programlar, sizler de ev sahibisiniz. Dolayısıyla bu anlamda sizler de bizimle beraber hemşerilerimiz olarak sohbet havasında bir program akışına birlikte ev sahipliği yapmanızı rica ediyorum. Kendi kentimizin tarihini, kültürünü, gastronomisini tanıtmaya çalışıyoruz. Bu anlamda sizlere çok büyük işler düşüyor. Sizler bizim Van'daki gözümüz, kulağımız ve gerçekten temsilcilerimizsiniz. Kendinizi o şekilde görmenizi rica ediyorum. Her biriniz bir federasyon başkanı, her biriniz bu halkı temsil eden bireyler olarak sizleri görüyoruz. Ve bu anlamda bizim eksiğimiz olursa şimdiden affola. Bir iki noktaya değinmek istiyorum arkadaşlar. Biz şimdiye kadar Van Dernekler Federasyonu olarak ciddi işler yaptık. Yaklaşık 1,5 sene aşkındır bir futbol turnuvasını yaptık. Onlarca çocuklarımızı her birisi bir ilçede toplayarak bir futbol turnuvasını yaptık. 45 il arasında ikinci oldu. Kupayı federasyonumuza getirdik ve belediyenin koyduğu bütçede o çocuklarımızı, o kardeşlerimizi yararlandırdık. Onunla birlikte bir iftar programı verdik. İlkini verdik. Dolayısıyla iftar programı bir proje olarak size sunmuyoruz. Altını çizmek istediğim %60'ı aile ve kadın. İlk defa Van Dernekler Federasyonu'nun verdiği 2000 kişilik bir programı ikiye katlanarak ve tamamı aile ve çocuklarımız, ailelerimiz vardı. Onunla birlikte bir yayla şenliği yaptık. Malumunuz daha önce ben de bu federasyonu içerisindeydim. Önceki başkanlarımız da elbette çok değerli işler ve emekleri vardır. Onlara da sizin huzurunuza teşekkür ediyorum. Fakat 500-600 kişi geçmeyecek şekilde yayla şenlikleri ve bir tane kamyonetin üstünde hoparlörlerin patlak olduğu bir iki tane mahalli sanatçı çıkararak yayla şenliği o şekilde biz yapıyorduk. Biz geçen sene devasa bir sahne kurduk. O devasa sahnede ordulu hemşerimiz, bizim organizasyonumuz orduludur. Ordu yaklaşık 18-20 senedir bu işi yapıyorlar. Biz ilkini yapıyoruz. Dolayısıyla yayla şenliğine hiçbir il o devasa sahneyi götürmemiştir ve oraya kurmamıştır. Biz devasa bir sahne kurduk. Bütün sanatçıların 35 sanatçı aynı anda o yayla şenliğinde program yapabilecek nitelikte çok muazzam bir sahne kurmuştuk. Bütün sanatçılarımızı orada yararlandırdık. Siyasetçiler geldiler, dediler ki protokol var mı? Hayır dedik, protokol yok. Peki ne yapacağız? Dedik ki 14.800 tane insanımız buraya intikal etmiş. Ailelerimiz buraya intikal etmiş. Kadınlarımız buraya gelmişler. Gidin onların sofralarını dolaşın. Birer parça otlu peynir alın. Kendi pişirdikleri ette bir parça ızgaralarını alın. Size bu alanı sağlamışız. Buyurun gidin dolaşın. Ve günün sonunda geldiler. Söz hakkı vermedik. STK'lar konuşacak. Halkımız konuşacak. Sizler dinleyeceksiniz. Ve kargaşa yaratmadan o programı bitirdik. 14.800 insan oraya katılım sağladı. Biz bir tane sanatçı çıkartarak diğer halkları çekmek zorundaydık. Düşündük, taşındık. O anda Mustafa Ceceli uygundu. 5-6 tane de Kürtçe parça okuyarak muazzam bir sahne de yaptırarak o gün Mustafa Ceceli'nin günü hem soğuk hem ilk gün hem de bir tramvay kazası olmuştu. 12 saat boyunca tramvay tamamen kapandı. Dolayısıyla onun kitlesi alana ulaşamadı. Yeterince ulaştı da yeterince ulaşamadı. Fakat bize artısı ne oldu? Sadece sahnede siz de geçmişe dönük girip bakabilirsiniz. Bu teknik işler sizin işiniz. Bir tweet atmış, bir Instagram'da paylaşım yapmış. 1 milyon insan aynı anda beğenmiş. Peki bunun altını Ceceli bize verimli oldu. Altını nasıl doldurabiliriz? Hemen onu da söylemiş olayım.
Van'da diyoruz ki 400 bin nüfusumuz var. Resmi kayıtlara göre 300 küsür bindir. Ben resmi kayıtlara göre söylesem 400 bin kabul edelim. Biraz şişirelim. 400 bin Vanlı tamamı geldiğini varsayalım. Ki bu mümkün değil. 2 milyon üzerine insan geldi. Peki 2 milyondan 400'ü çıkardığımız zaman 1 milyon 600 insan kalıyor. Bunlar kimdi peki? İşte bizim o kullandığımız sanatçı diğer enstrümanları, yani masanın saç ayaklarını tamamlayabilmemiz için demek ki doğru bir iş yapmışız. 1 milyon 600 bin insanı oraya çekmemizin, çıkartımız diğer sanatçılardan kaynaklı ve diğer yaptığımız reklam, yaptığımız işlerden kaynaklı gelmişti. Mesela Cecel'in çıktığı ilk gün olmasına rağmen 29 sene magazinde Van Dernekler Federasyonu konuşuldu. Bütün ana haberlerde konuşuldu. Ertesi gün merak edenler, ben o alanda birçok gazeteci arkadaşımız da vardı. Trabzonlu'yu da ben gördüm. Karadenizlileri gördüm. Trakyalı'yı gördüm. Egelileri gördüm. Birçok insan dolayısıyla bu Cecelli'den dolayı geldi. Peki bu sene ne yapıyoruz? Biz bu sene dedik ki Mem Ararat'ı çıkaralım. Günlerce uğraştık. Mem Ararat 6 ay önceden programı doludur. Dedik Haluk Levent'i çıkaralım, Funda Arar'ı çıkaralım, Şevval Sam, Aynur Doğan ve Refşan Çelik, Civan Hacı dedik. İBB bize dedi ki kardeşim, Civan Hacı'nın bütçesi ben sana sınırsız veriyorum. Yeter ki getir. Bakın dedim, güvenlik sorunu var. Biz Civan Hacı getirirsek dolar taşar. Dedi ki güvenlik sorunu da biz Vali Bey'le görüşmüşüz bizde. Dolayısıyla bütçesi de bizde. Civan Hacı ben Türkiye'ye giriş yapmayacağını söyledi. Mem Ararat 6 ay programı dolu olduğunu söyledi. Funda Arar dolu olduğunu söyledi. Şevval Sam bizim programa tarihleri dolu olduğunu söyledi. Aynur Hanım, Aynur Doğan Avrupa'da olduğunu söyledi. Elimizde bir Refşan Çelik'le Haluk Levent kaldı. Şu anda ikisiyle de görüşmüşüz. Refşan Çelik tamamdır, bir tane Kürt ulusal sanatçı. Bir de Haluk Levent son dönemde bu depremden dolayı zirvede olduğu için bir kitlesi söz konusudur. İki tane ulusal sanatçımız var değerli dostlar. Bununla birlikte peki ne var? Folklor ekibimiz 4 gün boyunca var. 25 tane sanatçımız orada bu bütçede yararlandıracağız. Kendi evlerine ekmek götürecekler. Yani anaların ak sütü gibi helal olan, bugüne kadar hiçbir kurumun sanatçılarımızı belediyelerde, kamuda yararlandırmadı ve biz sanatçılarımızı yararlandıracağız.